Oo, Mehmet Ali Bey. Yüzünüzü gören cennetlik vallahi. Hakikaten nerelerdesin sen ya? Tanju Hoca'yla yemek yedik. Ha, doğru ya. Biz de niye soruyorsak? Yok, öyle değil. Tanju Hoca bana iş teklif etti. Ne diyeceksin? Bilmem. Yani daha çok yeni. Düşünecek fırsatım olmadı. Yani çalışabileceğin en prestijli yerde çalışıyorsun zaten. Kendisi bana New Jersey'deki kliniğinde ortaklık teklif etti. +3 katı maaş, taşıma masrafları ve başkasının ne düşündüğünü önemseyen biriyle çalışma imkanı. Niye kabul etmedin o zaman? Buraya bir sözüm var. Deli misin abi sen? Hekimoğlu'nu dert ediyorsan gideceğim dediğin an izin verir zaten. Belki de vermez. Gıcıklık yapabilir. Siz ne yapardınız? Yani böyle bir teklif gelse. Benim paraya ihtiyacım yok. Yani benim de durumum senden farklı. Ben hocadan nefret etmiyorum. Zeynep bak bak. Cidden inmeymiş. Tebrikler Zeynep hocam. Hoca söylemişti ama. Kolundaki ve bacaklarındaki durumu birbirinden farklı demişti. O kadar sallarsan bir tanesini de tutturursun. Çok net. Değil mi ya Mehmet Ali? Bizim hoca çok pahalı adam. Ya arkadaşlar, ben böyle konuşunca sinirlendiğinizi biliyorum ama benim söylemeye çalıştığım şey şu. Hekimoğlu birazcık tevazu öğrense, birazcık o burnu kaftandan birazcık... Nedir durum? Hocam beyin damarlarından biri tıkalı. Kolundaki sorun bundan kaynaklanıyor. Ama henüz çok geç değil. Trombolitik bir tedavi yapıp tıkanıklığı açabiliriz. İyi. Hemen deneyelim. Bakalım ne olacak koluna. Tamam. Cihan, sana haberlerimiz var. Beyninizde bir kan pıhtısına rastladık. Bir ilaçla pıhtıyı eritmeyi deneyeceğiz. Yan etkisi mi? Ciğerleriniz pek iyi durumda değil satüreden dolayı. Hemoraj riski var. O ne? Kanama. Kanama mı? Ciğerlerine, beynine ve her yerine. Ne yazık ki kolunuzu kurtarmak için elimizdeki en iyi seçenek bu. Beynim olmadan, nefesim olmadan. Kolumu ne yapayım, at gitsin, işe yaramaz. Bakın Cihan Bey, kanama olursa biz kanamayla başa çıkabiliriz. İstemiyorum ben. Bana bakma, onun kararı. Ben karışamam. Tromboktomi yapabiliriz. Yani anjiyo yoluyla pıhtıyı çekip çıkarabiliriz. Adam, ilaçları reddediyor. Siz operasyon mu öneriyorsunuz? Mevcut durumu bunu kaldıramaz. Yani evet, çok riskli. Yani bu yolun sonunda ya kolunuzu iyileştiririz ya da... Beni öldürür. Bakın Cihan Bey. Yani yanlış anlamazsanız. Bence her iki yolda da sonuç sizin istediğiniz yere çıkıyor. Yani bana her iki duruma da hazır gözüküyor gibi geldiniz. Bence bunu deneyebilirsiniz. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Doğru. Ölürsem arkamda bir şeyler bırakmış olacağım. Müziğim var. İnsanlar beni öyle hatırlayacak. İçim rahat. Yani ne diyorsunuz? Seninle anlaştık. Doğru karar. Ben hemen ameliyat için hazırlıklara başlayacağım.
Karadüş'teyiz. Birazdan pıhtıya ulaşacağız. İyi hissediyor musunuz? Evet. Pıhtı beyinde kolun hareket etmesini sağlayan alanda tıkanıklığa yol açmış. Çıktı. Bu kadar ama. Hı hı. Hala iyi misiniz? Galiba evet. Aha. Deplasmana mı geldin? Hocam biraz konuşabilir miyiz? Buyurun. Sen zaten bayağı bir konuşuyorsun. Ben de onun için geldim. Nedir seni bu kadar çok etkileyen? Eski hocanla yeni hocanın çatışması mı? Güzel soru. Bilmiyorum. Sanırım Tanju Hoca'yı burada görünce tarzlarınızın ne kadar farklı olduğunu gördüm. Tevazu. Değil mi? Onun tarzında birazcık tevazu var. Bende olmayan. Bir de bende ne yok biliyor musun? Ben bu özür dileme mevzusunu çok takmıyorum. Hiç önemli değil. Bence sen de takma, boş ver. Gidebilirsin. Hocam, sizin hakkınızdaki düşüncelerimi yüzünüze söylemem gerekirdi. Ayıp ettim. Farkındayım. Tabii bir de bu tevazu meselesinden bahsederken herhalde gerçek tevazudan bahsediyorsun değil mi? Hani böyle kendini sorguladığın, kendinden şüphe ettiğin tevazu. Yoksa Tanju Hoca'nınki gibi kibar ama kibirli tevazudan mı bahsediyorsun? Var ya hani böyle yazık oldu ya tarzı bir tevazu. Hocam yanlış anlamayın, ben asla ikinizi kıyaslamıyorum. Yani siz ikiniz de çok iyi doktorlarsınız. Siz alanlarınızın en iyisisiniz zaten. Eksik olma. Çok sık yanılıyorsan tevazu meselesi çok önem kazanıyor. Hocam kızmayın ama siz de bu vakada her adımda yanıldınız. Ama tabii haklıysan o zaman kendinden şüphe etmen kimsenin işine yaramaz. Ateş Hocam, Tanju Hoca sizi çağırıyor. Tansu. Hadi bakalım. Hocaların hocası Tansu Hoca ne diyecek bize? Evet, nedir? Tebrik ederim Ateş. Tebrik? Hayırdır Tansu? Cihan uyandı ve kolunu oynatabiliyor. Teşekkür ederim. Bak Ateş'im. Evet biliyorum seninle bazı anlaşmazlıklar yaşadık. Yaşadık ama ben... Bir insan işini iyi yapıyorsa onun takdir edilmesi gerektiğine inananlardanım. O yüzden tebrik ederim. Eksik olma. Yalnız telefonum eski meski ama çalışıyor hala. Diyorum ki bir dahaki sefere böyle içimi ısıtan mesajların SMS olarak telefonuma yolla da içim üşüdüğü zaman açıp içimi ısıtayım. Hı? Senin için çok sevindim tabii. Hocam. Efendim. Ne var? Bacağıma dokundun. Hayır. Hakkımda şikayette bulunacaksan arayayım 155'i. Hissettim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.